Bir Cumhuriyet Savcıları için, bir de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için. Burası bağımsız bir kurum. Fiyat istikrarından sorumlu olan bir kurum. Kurumun bağımsızlığı sadece bizim için değil, dünya finans piyasaları için de son derece değerli ve önemli. Sıcak siyasetin Merkez Bankası'na müdahale etmesini asla istemedik ve istemiyoruz da. Bu düşüncemizi de Sayın Başkan'a da ifade ettik. Ayrıca Merkez Bankası'nın yetkilerinin kararnamelerle alınıp başka bir kuruma verilmesinin de doğru olmadığını, özellikle Fiyat İstikrar Komitesi'ne vurgu yaparak da ifade ettik. Merkez Bankası'nın iyi bir kültürü var. Cumhuriyet tarihi boyunca bu kültürü adım adım oluşturmuş vaziyette. Bu kültürün yok olmamasını istedik. İyi bir kadrosu var. Kadronun korunması gerektiğini istedik. Bu konuda da elimizden gelen her türlü yardımı da yapabileceğimizi de ifade ettik. Merkez Bankası'nın kimliğinin, kişiliğinin korunması açısından. Değerli arkadaşlarım, fiyat istikrarı konusunda sizler de zaten günlük hayatta yaşıyorsunuz. Zam yağmuru geliyor zaten, arka arkaya geliyor. Dövizin kontrol edilememesi, Türk lirasının sürekli değer kaybetmesi bizim açımızdan da, sokaktaki vatandaş açısından da, sanayici açısından da bir sorun olarak önümüzde duruyor. Bu konudaki hassasiyetimizi büyük ölçüde ifade ettik. Son 45 günde dolar, Türk lirası %10 değer kaybetti. Bu rakam ciddi bir rakam. Yani 45 günde Türk lirasının bu kadar büyük değer kaybetmesi fiyat istikrarının olmadığını gösteriyor ve bunun yansımaları sokaktaki insana gelecek. Sokaktaki insan bunun yansımalarından büyük ölçüde etkilenecek. Esnafından tutun efendim, taşeron işçisine kadar veya işçiye kadar veya işsizlere kadar mutfağı büyük ölçüde etkileyecek bu. Gördüğümüz tablo şudur. Bugüne kadar hep vatandaşın ağzında bir lokma vardı. Lokmayı almaya çalışıyordu mevcut hükümet. Şimdi mutfağındaki tencereyi de almaya çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreç bir zam yağmuru olarak vatandaşın önüne gelecek. Bu konudaki bütün duyarlılıklarımızı, hassasiyetimizi bir şekliyle ifade ettik. Bunu da ifade etmek zorundaydık zaten. Çünkü bu ülkede her vatandaşın hakkını, hukukunu, geleceğini savunmak iktidarın görevi olduğu kadar muhalefet partilerinin de görevidir. Bu konudaki bütün duyarlılıklarımızı bir şekliyle ifade ettik değerli arkadaşlarım. Dövizin sürekli Türk lirası karşısında yükselmesi ya da Türk lirasının değer kaybetmesinin endişelerini de ifade ettik. Çünkü önümüzdeki kış, az önce söylediğim, bir zam yağmuru gelecek. Elektrikten, akaryakıttan, doğalgazdan tutun. Hemen hemen her alanda ciddi sorunlar çıkabilir. Ve bu konuda ben grup toplantısında bir kara kış fonu oluşturulması gerektiğini ifade etmiştim. Burada da ismi kara kış olmayabilir ama fakirin, fukaranın hakkını, hukukunu korumak açısından, onların pahalı elektrik, pahalı doğalgazla karşılaşmamaları açısından en azından bütçelerine belli zaman dilimleri içinde katkıda bulunmak için bir fonun oluşturulması gerektiğini ifade ettim. Bu fon mutlaka olmalı. Aksi halde bu kış vatandaşlar için çok kötü olacak. Bunun da altını özenle çizmek isterim. Efendim, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale eden kişinin Erdoğan olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Mısır'daki Sahar Sultan da biliyor. Faiz oranları düşsün veya faiz oranları şu seviyeye insin diye ilk bilgiyi veren, kamuoyunu bilgilendiren kişinin veya bu konuda talimat verdiğini söyleyen kişinin Erdoğan olduğunu biliyoruz. Buradan Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster ve Merkez Bankası'nın faiz yükselir mi, faiz düşer mi, bu konuda kararı sen değil, bu konuda kararı liyakatli sahipler, liyakatli kişiler versinler. Eğer onlar bu kararı verebilirlerse o zaman dünyada pek çok finans kuruluşu da doğal olarak Merkez Bankası'na saygı gösterecektir. Bugün bu kararı büyük ölçüde Erdoğan'ın verdiğini ben de biliyorum. Herkes biliyor. Pek çok finans çevresi de bunu biliyor. Dolayısıyla sıcak siyasetin buraya girmesinden rahatsızız ve bu rahatsızlığımız bir şekliyle dile getirildi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Merkez Sağ olun. Bankası Başkanı sizin soru ve eleştirilerinizi sağ olun. Sağ olun. Müsaadeniz var. Teşekkür ederim. Tabii önemli, şöyle önemli. Yani birilerinin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na
bu işi bir sorması lazım gerçekten. Yani iktidarın sormaktan çok özellikle sarayın sadece talimat verdiği kesin. Sayın Kavcıoğlu'nun da bu talimatlardan şaşmadığı da kesin. Ama birilerinin Türkiye'nin 10 liraya geldi dolar ya sorulmayacak mı? Yani aklı başında her gazeteci, her ekonomist, her akademisyen, sokaktaki yurttaş da bunu sorması lazım. Bakın 7 lira 76 kuruş benzin 8 lira olacak bu akşam. Mazot yine 7 lira 53 kuruş 40 lira zam yapacaklar, o da 8 liraya bulacak. Bütün akaryakıt bayilerindeki pompa başında bekleyen teknik elemanlar çift rakamlı hanelere hazırlıyorlar akaryakıt pompalarını. Ne demek bu biliyor musunuz? 10 liranın üzerine çıkacak mazot ya da benzin. Ona hazırlık yapıyorlar. Çünkü tek rakamlar üzerine programlı yeni bir sistem yüklemeye çalışıyorlar. Herkes biliyor ki en geç bir hafta, iki hafta sonra akaryakıt fiyatları çift haneli rakamlara gelecek. Arabanızı bile kullanamayacaksınız. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Sayın Fikret Şahin. Sayın Şahin hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Fatih Bey. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir hakikaten akıllıca bir iş yaptı bugün. Gitti Şahap Kavcıoğlu'na. Kardeşim ben bu ülkenin ana muhalefet lideriyim. Bana bilgi ver. Niye bu işler böyle? Niye Merkez Bankası bu kararları aldı? Bu kararları almak zorunda mıydı? Siz bağımsız mı karar veriyorsunuz? Yoksa bir makamın talimatını ya da emirlerini mi yerine getiriyorsunuz şeklinde sorular hazırlamışlardı. Gittiler bu soruları sordular. İçeride ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Evet. Şu an çok erken. Hı-hı. Ama sormak istediğim şu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti ne anlama geliyor? Piyasaya güven veren bir yanı var mı? Evet, evet. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanımızın sorumlu bir muhalefet anlayışının nasıl olabileceğine dair çok güzel bir örneği sergilediğine inanıyorum. Vatandaşımız nezdinde demek ki biz vatandaşlarımız her türlü sorunuyla ilgileniyoruz. Sonuç itibariyle dövizin bu kadar yükselmesi milletçe fakirleştiğimizi gösteriyor. Evet, biz de bu millete hizmet için buralardayız ve bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bunun için çaba sarf ediyoruz. Yani ekonomideki can yakıcı tabloyu çevirmeye çalışıyoruz muhalefet olarak. İktidar bunu beceremiyor. Görüyorsunuz iktidar liderleriyle Merkez Bankası yan yana geldiği zaman dövizin ateşi daha fazla harlanıyor ve döviz giderek artıyor. Şimdi bakınız bir örnek söyleyeceğim size. Şimdi Genel Başkanımız Merkez Bankası'na girişi esnasında doların kuru 9 lira 23 kuruştu. 9 lira 23 kuruştu. Şimdi açıklama yaptığı zaman baktım 9 lira 20 kuruşa düştü. Bak ana muhalefet partisi lideri genel başkanımızın Merkez Bankası'na girişiyle çıkışı arasındaki dolar kurunda 3 kuruşluk bir düşme oldu. Ve her 1 kuruşluk oynama, her 1 kuruşluk oynama bize 5 milyar lira mal olur. Yani burada genel başkanımız koyun. Merkez evet. Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuş hemen oraya dönüyoruz. Uygun bir şekilde teşekkür ettik ve randevuyu verdik. Sağ olsunlar. Onlar da geldiler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştiri ya da söylediklerinden açıklamalar yaptık. Merkez Bankası bu ülkenin en gözde, en güzide kurumlarından birisidir. Bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü, buradan da yine herkese bunu da özellikle ifade edeyim. Merkez Bankası güçlüdür. Rezervleriyle, rakamlarıyla, istikrar, fiyat istikrarı anlamındaki mücadelesiyle gereken her şeyi kendi içinde, kendi para politikası kuruluyla birlikte almaktadır. Ve bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Dolayısıyla herkesin bu rakamları açıklaması ve bu rakamları gündeme getirmesi hem Merkez Bankası'nı daha güçlü kılacaktır, hem ülkemizin bu anlamda daha güçlü görünmesini sağlayacaktır. Rakamların da herkese açıklamalarımızda daha önce de bulundum, plan bütçede de bulundum. Bunlar biz son 7 ayda 35 milyar dolara yakın gerçek bir rezerv Merkez Bankası'nın artmıştır ve bu Merkez Bankası'nın ülkemizin gücünü göstermektedir. Rakamlarımız çok güzel bir şekilde gelişmektedir.
Bunları anlattı kendilerine. Onlar da sağ olsunlar dinlediler. Ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Bu şekilde ayrıldık. Peki afişin konuşması için Merkez Bankası bundan böyle nasıl bir hamle yapacak? Çünkü dolarda ve euroda artış devam ediyor son birkaç gündür özellikle.